Anlatacağım konu oldukça uzun esasında bir konu. Hayati öneme haiz. Sözlerime Hazreti Fatıma annemizin bir beytiyle başlamak istiyorum. Babası Habibullah, Halilullah, Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dar-ı dünyadan dar-ı ukbaya rihleti sonrası yaşadıklarını özetlediği bu beytinde Hazreti Fatıma annemiz şöyle der: Subbed aleyye mesaibun lev enneha subbed alel eyyami sirne leyaliha. Üzerime dökülen musibetler gündüzün üzerine dökülseydi ya da günlerin üzerine dökülseydi, gündüzler gece oluverirdi. Bir tabloyu bundan daha güzel özetleyen bir beyit herhalde yazılmaz. Bu beyitten yola çıkarak Hazreti Fatıma annemizin ruhaniyetinden istimdad ederek ve bu beyitten yola çıkarak şunu bilesiniz ve imanınız kadar şeksiz, şüphesiz kabul edesiniz ki dinler arası diyalog denen musibet İslam coğrafyasına ve Müslüman toplumun başına yağdıracağı ve yağdırmakta olduğu ve yakın gelecekte yağdıracağı bela ve musibet Hazreti Fatıma annemizin işaret buyurduğu gündüzleri gece yapacak kadar büyük bir musibettir. 1962 yıllarında başladı İslam coğrafyasında. 1962-65 yıllarında yapılan çalışmalarda dinler arası diyalog akademik çevrelerde kendine zemin bulma sürecini yaşamıştır. Ve İslam dünyası için bu süreçte tercih edilen yer El-Ezher olarak bilinen Mısır'daki, esasında ilahiyat olarak biliniyor ama ilahiyatın dışında da bölümleri var, ama daha çok dini reforme etme gayretlerinin başladığı noktadır. Bugünlerde Suriyeli'yi öldürmek, namusunu kirletmek ibadettir diyen, bazıları ona Yusuf el-Kardavi diyor, en doğrusu Yusuf el-Herzevi, bu ekoldendir. Yeni bir anlayış ortaya koymak, sadece bakmamıştım, bakayım. Vakit olarak bir tahdit yok herhalde, sabaha kadar konuşuruz. Bu süreç orada başladı. İslam'ı reforme etme gayretleri. Türkiye'deki ilahiyat fakülteleriyle devam etti. Ben 1986 Marmara İlahiyat mezunuyum. Vatikan'ın Dinler Arası Diyalog Sekreteriyası'nı yürüten Thomas Michel isimli bir üst düzey papaz 1985'lerde ilahiyatlarda konferansa gelirdi. Bize de gelmişti o zamanlar. Ve bu altyapı oluşturulmaya çalışıldı. Ve 1998'de vatandaş düzeyine indirgendi bu Dinler Arası Diyalog. Dinler arası diyalog nedir? Yeni bir anlayış ortaya koymak. Yeni bir din anlayışı ortaya koymak. Ve bu misyonu cemaat bazında ya da toplum bazında üstlenen kişi 1998'de Papa'ya sunduğu mektupta dinler arası diyaloğun ne olduğunu, kim tarafından başlatıldığını ve gayesinin ne olduğunu esasında özetlemiştir.